Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul 'uqdatem min lisani yefkahu kavli ve fevvid emri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi lezî arsale rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmu alâ men ahyettîne bâde en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîn alâl khayri velev asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullâh. Ve afdalel hedi hedi Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ. Ve külle muhtesin bid'ah. Ve külle bid'atin dalâleh. Ve külle dalâtin finnâr. Ve bis senedil muttasilen nebî sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme ennehu kâl. İnnemel âmâlu kel vî'â. İzâ tâbe esfeluhu tâbe âlâh. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan ızâm aleyhim salavat ve teslimatın ehl-i beyt, ehl-i ashab etbaları rıdvanullahu teâlâ aleyhi mecmâinin bir cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden itihar-ı dar-ı baka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşah efendilerimiz hazırun ve dersini dinleyen kardeşlerimiz, tüm geçmişlerimizin ervah için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sıradan müstakil misadırlı zene enam talim halim madrub aleyhim Allah'ım aleyhine. Bismillahirrahmanirrahim. Resulü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İnnemel amelü kel vi'a. Ameller kaplar gibidir. Su koydunuz, yemek koydunuz, bir şey koydunuz, kaplar gibidir. Yani kaplara benzer. İzâ tâbe esfeluhu, bu kapların aşağısı güzel oldu mu, tatlı oldu mu, tâbe âlâhu, üstündeki de tatlı olur. Ve izâ fesede esfeluhu, fesede âlâhu, kabın altı bozuk oldu mu, üstü de bozuk olur. Evet. Bu şunu anlatıyor. İç dışın adresidir. Bir adamın içi, bir amelin görünmeyen tarafı bozuksa, iyi değilse dışa o sızar. Dışı da kötüdür. İşe yaramaz. Ama içi güzelse, ne demek içi güzelse? İhlasla yapılmışsa, kalben sırf Allah rızası için yapılmışsa, o amelin başkalarına yansıması da, görünüşü de güzel olur. Evet. Yunus Emre de bunu dış yüzüne ol sızar, içinde ne var ise diye tercüme etmiş. İçinde ne varsa dışına o sızar. Bir kabın içerisine su koyarsanız dışına su sızar. İçine başka bir şey koyarsanız dışına o sızar. İç dışın temeli köküdür. Dış için aynasıdır. Yani bir şey dış bozuksa içte de işe yaramaz. İçerisinde içe yaramaz. Amellerin kalben ihlaslı olarak yapılması halinde o amel güzel olur, Allah katında güzel olur, insanlar katında güzel olur ve ondan dünyada ahirette fayda görür. Fayda görür. İmam Gazali de öyle söylüyor. Bu ameller, dış görünen ameller iç şeylerle, iç hareketlerle kıskanç, haset, kibirli, gururlu, içi böyle
Ha, bundan dolayı da bunun amelleri aynı bu niyetler oraya yansır. Dışarıdakilerle içeridekilerin ilgisi vardır. Evet. İçeriden ihlaslı yapılmışsa, kesin Allah'a, Allah'ın rızasına inanarak yapılmışsa amel güzel. Ama riya için, gösteriş için yapılmışsa veya bana iyi desinler diye kendinin en üstün olduğunu göstermek maksadıyla yapılmışsa bu amelden hayır gelmez. Bunu Allah'ın arif kulları bilirler. Adamın içini görürler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem görmüştür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme güzel ümmet olanlar da Allah'a verilen bu özelliklerden özellikler edinirler. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kurtulmak için müşrikler Efendimiz'i suikastla öldürmek istemişler. Büyük paralar vaat etmişler. Adama demişler sana işte 100 kızıl deve vereceğiz. Git Medine'de öldür Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem. O da herkesin derdi para ya. Zaten müşrik bir adam. Bu şeyi aldıktan sonra yola çıkmış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de ashabı demiş misafirimiz geliyor demiş. O Mekke'den yola çıktığından itibaren misafirimiz geliyor demiş. Geldikten sonra işte söylemişler bırakın gelsin demiş. Bırakın gelsin. Onlara demiş ki yakalayan adamlara ben demiş ziyarete geldim demiş. Elini öpeceğim demiş. Böyle gelsin bırakın demiş. Halbuki adam suikasta geliyor. Geldikten sonra güzel peygamberimiz işte gösteriş olarak gülmüş mülmüş filan filan. İyi de demiş şu şeyde sakladığın, içinde sakladığın hançeri söylemiyorsun demiş. Öyle deyince kimse bilmiyor yani. Eşhedü enneke Rasulullah. Şehadet ederim ki sen Allah'ın peygamberisin. Şehadet kelimesi getirmiş, ben olmuş. Güzel insanlar, güzel peygamberimize tam tabi olanlar, içi dışı sırlı ayna gibi tertemiz olan insanlar, özü sözüne uygun olan insanlar, peygamberimize verilen bu hasadan, özelliklerden pay alırlar. Onlar da bir adamın içinin bozuk olup olmadığını bilirler. Zaten genelde de insanın yüzünden anlaşılır. Yani bu adam bayağı güzel adam denir. Herkes bunu bilir. Yüzünden anlaşılır bu adam bir şeyler çeviriyor falan diye. Evet, dış görünüş içerisinin aynasıdır. Evet, diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iç bozuksa dış da bozuk olur. İş güzelse dış da güzel olur. Amellerin temeli güzel olmalı. Allah'a iman ettiği için, Allah'ın rızası için yapılmalı. Yapılmalı. Bütün ameller Allah için, Allah'ın rızasını kazanmak için yapılmalı buyuruyor. Evet, bu hadisi Ahmed İbni Hanbel, İbni Mace, Muaviye Hazretlerinden radıyallahu anh'tan naklediyor. Allah onlardan razı olsun. İnnemel amelu bin niyye. Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Buhari'deki Meşarikül Envar'daki rivayet innemel amelu bin niyyat. Ameller niyetlere göre değerlendirilir şeklindedir. Yani amellerin sağlıklı olup olmaması, geçerli olup olmaması niyete bağlıdır. Niyete bağlıdır. İmam Şafii Hazretleri niyet sakatsa amel geçersiz olur buyurur. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimehullah ise niyetlerin halis olması amelin fazileti derecesiyle ilgilidir. Mesela namazın 12 farzı vardır. 6'sı dışında, 6'sı içinde, değil mi? Bunlardan birisi de zaten vakit, niyet, istikbali kıble. Bunlar hadesten taharet, necasetten taharet, istikbali kıble. Bunlar namaza girmeden evvel yapılması gereken şeyler. Bir de içinde var iftidah tekbiri, kıyam, kıraat, rükû, sücud, kadi ahirede teşehhüd miktarı oturmak. Bunlar da içinde olan şeyler. Şimdi bu 12 farz var. Bunları yapmış adam
Bana soruyorsun, bu namaz nasıl? Geçerli derim. Evet, bize göre geçerli. Namaz var. Namazın bu 12 farzı var, namaz var. Ama adamın niyetini ben bilemem. Allah bilir, sırları Allah bilir. Genelde böyledir. Hemen peygamberimiz biliyor, evet bilir. Peygamberimiz gibi güzel insanlar da bilir. Bunlar genel değil, özel durumlardır. Bunlar da vardır. Ama bu herkesin yapabileceği bir şey değil. Evet, onun için biz zahire göre hükmederiz. Nahnu nahkumu biz zahir. Ağızdan çıkana göre, görünüşü göre karar veririz. Sırları Allah bilir. Fetva veren bir insan olarak bu saydığım 12 farz var, namaz var. Bu 12 farzdan birisi yok, namaz yok. Secde-i sehivle de tamir olmaz. Secde-i sehiv, sehiv yanılma secdesi, farzı geciktirdiyseniz veya namazın vaciplerinden birisini geciktirme veya hiç yapmama halinde tamir eden bir sistemdir. Farz yok, secde-i sehiv yapsanız da namaz yok. Ha, bu ondan dolayı biz 12 farz, İmam-ı Azam öyle söylüyor. Bu 12 farz var, bundan birisi de ne? Niyet. Ha, biz niyeti Allah bilir, genel kural böyledir. Bu namaz tamam deriz ama bu yazıyor, namaz varsa artı. Ama namaz yoksa, niyet yalnızsa, adam derdi namaz kılmak değil. Gelmiş sizin aranızda kılmış, şimdi namazı durdu ama içinde burada öldüreceği bir adamı arama arıyor peşinden. Kan davası var mesela, örnek veriyorum. Kan davası var, namazda bulursun dediler. Namazda sırf onu öldürmek için gelmiş. Derdi namaz kılmak değil. Durmuş aranızda ama bunu ben bilmem. Bunu genelde bilmeyiz. O zaman bu yazar, eksi. Evet, biz zahire göre hükmederiz, var yok deriz. İmam-ı Azam öyle söylüyor. Vardır ancak fazilet, sevap alabilir mi, alamaz mı? Onu işte bunların yazdığı defterlere göre Allah bilecek. Şimdi adam haram parayla hacca gitmiş. Neden gitmiş? Mesela siz diyorsunuz atıyorum. Ya bu kadar zengin adam ama hiç hacca bile gitmedi. Dedirtmemek için, böyle söylenmesin diye aslında hacca gitmeyi filan içinde şey etmiyor. Öyle adamlar var. Baldır çıplak Arapları para yedirmek, ya niye yedireceğim ya, bu ben ayımıyım diyen adamlar var yani. Belki siz karşılaşmadınız ama biz böylelerine karşılaşıyoruz. Adamın niyeti böyle ama bir de iş adamı, çevresi var. Çevresinde siyaseten böyle konuşturmamak lazım. Onun için hacca gidiyor. Esas niyeti Allah'ın farzını yerine getirip rıza kazanmak değil. Bu dedikoları önlemek için. Ha, biz tamam kardeşim. İhramı giydin mi? Giydin. Yerinde giydin mi? Giydin. Arafat'a gittin mi? Gittim. Tavaf ettin mi? Ettim. Hacısın deriz. Ama herifin niyeti değil mi? Farklıysa bu yazar yok, hac yok. Eksi. Evet, bunlar söylüyor işte güzel peygamberimiz. Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Evet, niyet halissa ibadet tam, sevap alır, derece alır. Niyetin de böyle ihlasına göre, derecesine göre amellerin de dereceleri vardır. Dereceleri vardır. Evet, mesela adam harp etmiş, harp kazanmış. Ama derdi tarih beni adımdan bahsetsin, meşhur olayım diyeyse ahirette hiçbir işini görmez. Bu yazmaz yani. Bu yazar. Ama biz, ya adama bak ya, tarihler yazdı var, meşhur bize göre. Ama Allah katında niyet halis olmadığı zaman bir değeri olmaz amellerin. Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Şimdi bu niyetleri de işte bu Kur'an yanında hadisler kanundur. Kur'an'da bulamadık mı biz ibadetlerle ilgili, efendim birbirimizle, muamelelerimizle ilgili Kur'an'a bakacağız. Bulamadık çünkü Kur'an genel hükümleri söyler. Bunun detayını hadiste arayacağız. Onda da bulamazsak icma ümmet dediğimiz
sahabilerin hepsinin verdiği karar veya müştehitlerin hepsinin topluca verdiği karar. Bunda da bulamazsak yeni bir şey mesela, o zaman müştehidin dediğine bakacağız. Bu konuda yetkili işte Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmet gibi kişilere bakacağız. Oradan bulacağız, oradan bulacağız. Evet, bu niyetler göre değerlendirir. İşte şimdi nereye geleceğiz lafı? Mesela namaz kılmak Allah'ın emri. Akimus salah. Namazı ikame ediniz. Ayakta tutunuz. İkame ayakta durdurmak demek. Ne demek yani? Devamlı kılınız demek. Devamlı kaldırsan bile çürük olursa ne olur? Yine yıkılır değil mi? Bu Peygamberimiz öyle bir güzel kelime kullanmış ki hepsini anlatıyor da anlayamıyoruz biz. Herkes arif olmaz ki. Ayağı kaldırın, ayakta duracak şekilde sağlam yapın. İşte bunları nereden öğreniyoruz? Güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu işte 12 farz, 12 farzın yeri. Şimdi niyetin tayin edilmesi lazım namaz kılarken. Şimdi ikindi namaz kıldık. Ben ikindi namazın gelirken kılmıştım. Bunu akşam namazı yerine kılsan olur mu lan? Olmaz. İmamın niyeti başka, senin niyetin başka. Şimdi namaz kılmak farz. Mazeretsiz, mesela unutmuş adam, öğlen namazını unutmuş, yatmış, uyumuş, kılma niyeti var ama kalkamamış, kaldıran olmamış, uyumuş kalmış, ikindi vakti olmuş. İkindi namazında öğlen namazı kılınmaz ki. Ha, böyle mazıyorsa unutmak mazerettir. Efendim, o zaman kaza edecek, ödeyecek. Allah öyle buyuruyor. Hatırlayınca kılın diyor. Hatırlayınca, unuttuğumuzda hatırlayınca kılın diyor. O zaman kaza namazı buradan, bu emirden çıkıyor. Peygamberimiz de öyle söylüyor zaten, kaza etmiş. Mesela Hendek Harbi'nde ikindi namazını kılamamış. O kadar muharebe kızışkın ki şöyle bir nefes alacak şey yok. Devamlı ok atıyorlar, mücadele ediyorlar. İkindi namazını kılamamış ve de beddua etmiş o zaman. İkindi namazını bize kıldırmayanlar Allah belasını versin demiş ve de vermiş. Evet, bir kuvvetli bir rüzgar çıkmış gece. Rüzgar, Müslümanlar çok az, 3000 kişi, yiyecekleri yok, silahları yok. Hendek var, kafirler de 10.000 kişi. Muazzam yiyecekleri var, karınları tok, sırtları pek. Müslümanın sırtından ceket yok, soğuk. Evet, Efendimiz bu böyle söyledikten sonra gece bir diyorlar ki bizim hiç ok atmamıza gerek yok. Tamam, yaptık, geçemiyor sen diye. Zaten ona acınlar ölecek. Öyle diyor Ebu Sufyan. Zaten acınlar ölecek onlar diyor. Acele etmeyelim. Peygamberimiz böyle buyurunca Allah gece müthiş bir rüzgar vermiş. O kuvvetli rüzgar çadırlar sökmüş. Yemek kazanlarını devirmiş. Yuvarlanmış kazanlar. Onların gürültüsünden bağlanmış atlar, develer şeyin ipini koparmış. Bir kızılca kıyamet kopmuş. Ebu Süfyan o zaman daha Müslüman değil. Hemen kaçmaya hazırlanmış. Kıyamet kopuyor zannetmiş. Muhafız demiş ki kumandan en son kaçağı demiş. Niye kaçıyorsun daha herkes gitmeden? Doğru söylüyorsun demiş. O tutmuş onu. Herkes ne yaptığını aman can havliyle kaçıyorlar. Efendimizin o sözü üzerine. Ondan sonra Peygamberimiz sıra bize geldi buyurmuş. Bir daha onlar bize savaş açamayacaklar. Zaten ondan sonra da Mekke fethedilmiş, 5 sene sonra Mekke fethedilmiş. Şimdi Peygamber ayet var namazı kaza edin diye. Ben niyetle ilgili oraya getireceğim. Ve de Peygamberimiz bak ikindi namazını sonra bilahare kaza etmiş. Hem Kur'an'da emir var hem de namazın kazası yoktur diyenler varmış da bana öyle söylüyorlar, telefon ediyorlar. Namazın kazası falan yoktur falan diye var. Kur'an'da emir var. Hatırlayınca kılın emri var. Bir de Peygamberimizin uygulaması var. Bir orada değil başka yerde de var. Kılmış, ödemiş. Evet. Şimdi kılacağız ama Peygamber bir ikindi namazını böyle harpte geçirmiş. İmkan bulamamış. Bizim öyle mi ya?
kim bilir kaç tane ikindi namazı var üstümüzde. Hiç oturup da hesap ettiniz mi? Şu tarihte ben buluğa erdim, ihtilam oldum, hamamcı oldum, bana namaz farz oldu. Ondan bu yana her gün kıldım mı kılmadım. Hiç oturup da hesap edeniniz var mı? Yok. Halbuki hep böyle beş vakit, hani hepimiz böyleyiz demiyorum da, çoğumuz kılmıyor işte. Sonradan aklı başına geliyor. Şimdi üstümüzde diyelim 1000 tane ikindi namazı var. 1000 tane öğlen namazı var. Şimdi namazların kazasını yaparken niyet edeceğiz. Namazın 12 farzından birisi ne? Niyet, değil mi? Vakit, niyet, istikbali kıble, hadesten tarih, bunlar var ya. Niyet olacak. E sen kılarken hangi tarihteki hangi namazı kılıyorsun? Bilen var mı? 1970'teki bilmem Ocak ayındaki ocağın beşindeki ikindi namazı diyebilecek var mısınız? Defteri tuttunuz mu? Ama ticari şeylerinizi tutuyorsunuz. Şurada senet ödeyeceğim, şurada para gelecek falan diye denkleştiriyorsunuz. Allah bizi affetsin. Ebedi alemde bize lazım gelecek şeylerin hiç defterini tutmuyoruz. Hangi namazı ne zaman kaçırdık, ne zaman ödeyeceğiz? Allah bizi affetsin. Bunu tutmamız lazım. Ha, niyet şart. Şimdi ben niyet ettim Allah rızasının üzerimde kazaya kalan iki namazın farzına. Hangisi lan? Hangisi? Niyet etmen lazım ki namaz geçerli olsun. İnnemel amalu bin niyat. Niyetlere göre ameller geçerli olur veya olmaz dedi ya peygamber. O zaman işte tayin de mümkün değil. Ya ilk geçirdiğim namaz diye başlayacağız. Ya en son üzerinde kalan namaz diye belirteceğiz. Ben derim ki sondan başlayın. Çünkü gençken yapılanları Allah daha müsamahkar davranıyor. Adam 70 yaşında her şeyi bitmiş ama sokakta giderken gözü genç kızlarda, avratlarda. Genç baksa öyle ya genç ya han denir değil mi? Ama 70'in adamı da bu denir mi ya? Aynı. İbadetlerde de böyle. Onun için sondan başlayın siz. Üzerinde kazaya kalan en son ikindi namazının farzına niyeti tayin ettik. En son deyince belli. En sonu belli. Oradan başlayın. Veya ilk önce kazaya kalan. Böylece niyeti şey etmemiz lazım. Belirlememiz lazım. Tayin etmemiz lazım. Dini niyeti ki yaptığımız şey ibadet olsun. Evet. Şimdi namaz aynı doktorlara gidiyoruz. Olunu şöyle kaldır hoca. Parmakla şöyle yap hoca. Kafanı şöyle yap hoca. Hani kireçlenme oluyor ya. Herkes kendine göre. Namaza bakıyorsun. Parmaklarımızı oynatıyoruz. Kafamızı oynatıyoruz. Eğiliyoruz, doğruluyoruz. Beden ritim hareketi. Onu ibadet yapan niyettir. Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya dediniz mi? O ibadet olur. Beden ritim hareketi olmaz. Ama böyle bir niyet söylemedin. Durdun. O boşuna yatağa kalkarsın arkadaş. Beden ritim hareketi olur. Evet doktor diyor ki sakın diyor şeker yeme. Baklava yeme. Akılsız baklava yenmez mi ya? Neyse yani. Şu herkes kendine göre söylüyor. Diyet diyor. Yemeyeceksin diyor falan. Bu oruç olur mu? Olmaz. Ama sabah imsakta kalkarken kalkarsın ben niyet ettim Allah razı olsun oruç tutmuyor desen bu açlık oruç olur. Oruç ibadeti olur. Niyet var çünkü. Niyetlere göre ameller ibadet niteliğini kazanır. Vasfını kazanır. Niyet olmazsa bir gösterişten ibaret olur. Beden ritim hareketi olur. Evet. Kim dedi? Kaza namazı camide. Niye? Çünkü Allah'ın huzurundasın diyor. Başka yerde Allah'ın huzurunda değil misin? Evde kılacaksın.
Yok canım sende. Hayır saçma, öyle şey olur mu? Allah'ın huzurunda olmayan yer var mı söylesene. Neresi? Olur kim diyor, kim? Kim söylüyor? Kim? Söylesene. Doğru değil. Kılınır. La ilahe illallah. Kim söylüyor diyorum, hala sen kendi kafana göre hakkını kesiyorsun. %100, %1 milyon kılınır camide kaza namazı. Kim dedi sana bunu? Hazreti Ömer farz namazdan sonra, vakit namazından sonra kovalamış sizi tembeller demiş ya. Öyle diyorum ben. Sen Hazreti Ömer getir de konuşalım beraber. O zaman karar veririz. Yok oğlum, öyle şeylere sen kulağını takma. Şimdi Kur'an'da azimüşşan açık. Fes'elü ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Bilmediğinizi bilene soracaksınız. Bilen kim? Ebu Hanife. Şanefisen. Bilen kim? İmam Muhammed İdris Eşşafii, İmam Şafii. Şafiisen. Bilen kim? Malik bin Enes, Malikisen. Bilen kim? Ahmet bin Hanbel, Hanbelisen. Bunlar bilen, onlara soracaksın. Sen öyle falan dedi filan, onları at bir kenara. Hayır efendim. Her zaman şimdi sana söyleyeyim. Sordun fıkıh mesele. İkindi namazından sonra nafile kılmak yasaktır. Sabah namazın vakti girdikten sonra sabah namazın sünneti hariç hiçbir nafile namaz kılınmaz. Ama sabah namazın sünneti kıldıktan sonra, vakti girdikten sonra, hatta farzını kıldıktan sonra, yarım saat vardı güneşin doğmasına, pekala sabah namazın farzını kaza edebilirsiniz. İkindi namazın kıldıktan sonra güneşin batmasına daha bir saat var, iki saat var. Pekala ikindi namazının farzını kaza edebilirsiniz. Hatta başka namazın farzını da kaza edebilirsiniz. Çünkü kaza namazı kılınabilir. Nafile kılınamaz. O mekruh. Kaza namazı camide de kılınır, evde de kılınır, tarlada da kılınır, uçakta da kılınır, vapurda da, deniz altında da kılınır. Bu ümmeti Muhammed'e verilen özel şeydir. Cü'let diyel ardu mesciden. Eski milletler ibadet etmek için kiliseye gitmek zorundaydı. Yahudi havraya gitmek zorundaydı. Ama Peygamberimiz Miraç'ta birçok şey kopardı Allah'tan. Yeryüzü bana mescit kılındı. Onun için evde mescidimiz, tarlada mescidimiz, havada mescidimiz, toprağın altı da, maden ocağı da mescidimiz. Bu ümmetin özelliklerindendir. Hem eda hem kaza kılınabilir arkadaş. Onu söyleyen adam seni yanıltmış. Evet efendim. Şimdi ameller niyetlere göre böylece açıklamaya çalıştığımız şekilde değerlendirilir. İbadetler ancak niyetle ibadet olur, arz ettik. Yoksa namaz, beden itim hareket olur. Oruç, diyet olur. Niyet ederseniz oruç olur, ibadet olur. Hac da, ömre de niyet ederseniz ibadet olur. Yoksa turistik seyahat olur, gelirsiniz. Niyetler amellere değer verir. Efendim kaza diye niyet ederseniz kaza olur. Amellere göre, niyete göre değerlendirin anlamını size arz etmeye çalışıyorum. Eda diye niyet ederseniz, vaktindeyse, şartlarını taşıyorsa eda olur. Bu kuraldan dolayı işte bu namaz kaza edilir, oruç kaza edilir filan diye hüküm çıkarıyor bu büyük üstadlarımız. وَلِكُلِّ اِمْنِئِنْ مَا نَوَى. Her bir insana niyet ettiği vardır. Evet, ne niyet ettiyseniz, evet, bir amelin kabul edilip edilmemesi, bir ibadetin kabul edilip edilmemesi, bir hayrın kabul edilip edilmemesi niyetine bağlıdır. Allah katında niyet edip kabul edilip edilmesi niyete bağlıdır. Herkese niyet ettiği vardır. Femen kânet hicretu ilallahi ve rasûlihi. Kimin hicreti, dünyayı bırakıyorsunuz, Allah'a dönüp namaz kılıyorsunuz. Dünyayı bırakıyorsunuz, atıyorsunuz elinize gerinize, tekbir o demek. Her şeyi bıraktım, huzuruna çıktım ya Rabbi diyorsunuz, bırakıyorsunuz her şeyi, Allah'ın huzuruna dikeliyorsunuz, kendinizi Allah'ı görmüyorsunuz, Allah'ın mekanı yok ama namaz Allah'ın huzurunda durmaktır diyor Peygamberimiz.
Biz de ona uyarak Allah'ın huzurundayız diye duruyoruz. Dünyadan ilişkimizi kestik. İşte ilişkimizi keserse kim her türlü dünya şeylerinden ilişkiyi keser de Allah'a yönelirse, Allah'a ve Resulüne yönelirse onun diyor şeysi buyuruyor. Fecretu ilallah ve Resulühi. Niyeti böyleyse hakikaten Allah'a yönelmiş olur. Peygamberimize yönelmiş olur. Ve men kânet hicretu ila dünya. Kimin bu ayrılışı, dünyadan kopuşu, iş yaparken her şeyi bırakıp buna karar veriyorum. Başka şeylerden ayrılıyor. Hicret ayrılmak ya. Dünya ise öyle diyor. Yusibuha ona ulaşır. Eümraten yetezevvecuha. Derdi kadını tavlamak. Namaz mesela kadın alacağı kız evlenmek istiyor. Dinler bir kız namaz kıldığını gösterecek kıza ki kız yakınlık hissetsin. Derdi oysa namaz kılarken karıyı bulur diyor, evlenir onunla diyor. Ama o namaz kızı için namaz kıldığından o kıldığı namazdan şey görmez. Öyle diyor güzel peygamberimiz. Evet bu niyet şey derken yani şimdi tabii bunun arkası evet genel bir kural fecretuhu ila ma hacera ileyhi kim hangi maksatla iş yapmışsa o umduğuna ulaşır. Şimdi adam okul yaptırıyor. İnsan yetiştirmek ne kadar muazzam güzel bir şey. Evet. Hastane yaptırıyor. Ne kadar güzel bir şey. Değil mi? Paralıyı da yatsan bile ağrın acı dincince nasıl dua ediyorsun? Ne kadar güzel bir şey. Evet. Bunun gibi hayır eserler işte şu cami yaptırmış. Evet gibi. Böyle ha. Diyor ki her zaman söylüyoruz. Benim yaptıracağım okulu diyor tam caddenin kenarını yapın ha. Herkes benim yaptırdığımı duysun, görsün. Şimdi öbür tarafa gidecek. Ben okul yaptırdım, hastane yaptırdım. Yaptırdı ya, melekler defteri koyacaklar, ikra kitabek, oku bakalım defteri, ben okul yaptırdım, hani nerede, cami yaptırdım. Diyecekler ki arkadaş sen herkes duysun, görsün diye yaptırdın, zaten gazetelere yazdılar, falanca okul yaptırdı, hastane yaptırdı, cami yaptırdı diye yazdılar, hedefine ulaştın, onlar için yaptın, hedefini buldun, burada eline bir şey yok. Defterde yok. Evet. Bu niyet o kadar önemli. Başkası duysun diye, görsün diye o niyetle yaparsınız, hedefinize ulaşırsınız ama Allah'ın yanında bir şey elinize geçmez. Bu genel muazzam bir prensiptir. Niyetleri halis yapmak lazım. Ahirette, ebedi alemde yararlı olabilmesi için amellerimizin niyeti Allah rızası olması lazım. Gösteriş olmaması lazım. Evet, bu niyete göre sevap alır veya eli boş çıkar diyor güzel peygamberimiz. Siz de bunu kıyas edin, kıyas edin. Şimdi her zaman olabilir. Efendim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında Mekke'de Müslümanlık başladı. Orada tutunamayınca Allah izin verdi Medine'ye. Göç ettiler. Orada bazı kişiler Müslüman olan kıza aşık olmuş. O Medine'ye gelince ismi var burada. Şimdi bu sahabileri kötü görmeyeceksiniz siz. Onlar bizim deneme şeyimiz. Hani ilaçları size yazmadan evvel farelerde, tavşanlarda deniyorlar ya. Sahabe-i kiram da işte o deneme kobayları. Orada deniyorlar. Vay be, sahabeden ne varmış zina eden, sahabeden ne varmış demeyin. O olay olacak, çıkan hüküm belli olacak. Onlar bizim için fedakar, feda ettiler kendilerini. Onun için sakın kötü düşünmeyin. Bizim için feda ettiler kendilerini. Peygamberin Müslüman olarak elini öpen adam kötü olmaz. Sakın böyle kanaatlere düşmeyin. Onun için bu açıklamayı yapıyorum. İşte Ümmü Kays diye evet bir şeyin kıza aşık olmuş
birisi Medine'ye gelince Müslüman adam da gelmiş. Demiş oğlum Müslümansan gel buraya. Yani sevdiğin kız için gelme Medine'ye. Allah rızası için peygambere destek olayım, peygambere yardımcı olayım diye gel. O zaman hicret etmek farz. Mekke'de kalanların imanı kabul edilmiyor. Göçeceksin, mecburen göçeceksin. Şimdi o farz değil. O farz değil ama gene biz mesela adam Amerika'da Müslüman olmuş. Etrafında Müslümanlıkla ilgili hiçbir şey yok. Fransa'da Müslüman olmuş. Müslümanlıkla ilgili hiçbir iş yok, iz yok. Şimdi görüyorsun gazeteler siz benden okuyorsunuz. İbadet ettirmiyorlar, şu ettirmiyorlar. Öyle mi değil mi? Ben oraları karıştırmıyorum. Siz daha iyi bilirsiniz. Yapamıyorsunuz, edemiyorsunuz. Geliniz Müslüman bir ülkeye. Geliniz çünkü biz Amerika'da da, Fransa'da da gördük. Başka Almanya'da da gördük. Orada kalmayınız. Çünkü tahsil için, ticaret için, bir maksat için gidilir. Maksadın biterse darül harp denilir o Müslüman olmayan ülkelere. Darül harp, gavur memleketi denir. Oralarda kalmak doğru değil, caiz değil. Müslüman ülkeye göç. Niye hocam? Evet, çoluk çocuğunu görmüşüm Amerika'da. Adam mümin, adam milliyetini unutmamış. Ama ağlıyor. Oğlu kızı Amerikalı'yla evlenmiş. Babasın, anasın, torunlar var, evlatlar var. Türkiye nasıl gelecek insanı? Hayata bağlayan şeyler bunlar. Ağlıyor adam, gelemem diyor. Oğlu kızı da Merkel olmuş. Çocuklar. Onun çocukları ne olacak arkadaş? Allah korusun değil mi? Mesela benim bir ilkokul arkadaşımı gördüm. Namazlı, abdestli bir arkadaştı. Almanya'ya gitmiş. Ben 30 sene sonra gittim arkasından. Oğlu iş bayram namazını bile gelmiyormuş. Meyhane işletiyormuş. Onun çocuğu ne olur bir düşünün. Onun için Darül Harp'te işin bittin mi Müslüman memleketine gelmen lazım. Aksi halde çoluğun çocuğun böyle olur. Elinde değil. Alır. Toplum senin elinden alır. Onun için Resulullah devrinde de bu mecburiydi. O zaman benim dediğim bir ihtiyaçtan falan. Şimdi bu ihtiyaç var da o zaman mecburiydi. İmanı kabul edilmiyordu. Resulullah göçtüğü için sen de Medine'ye göçeceksin. Resulullah izin verdiği hariç istihbarat olarak kullandığı kişiler var. Görevli. O hariç herkes mecburen Medine'ye gelecek, çoğalacaklar, güçlenecekler. Bak Bedir Savaşı yaptılar, Uhud Savaşı yaptılar, Hendek Savaşı yaptılar değil mi? Adamla savaşılıyor. Mecburiydi o zaman. Evet, şimdi bir de hicret, mecburi hicret var. Bizlere mecburi hicret. İçki içen içkiyi bırakacak. Kumar oynayan kumarı bırakacak. Böyle hırsızlık yapan hırsızlığı bırakacak. Hırsızlığı yaptığı adamların parasını ödeyecek, helalleşecek. Onları bırakacak, doğru olana gelecek. Bunun da hicret deniyor. Bizim hicretimiz bu şimdi. Haram olan şeylerden helal olan şeye gelmemize de hicret deniyor. Bunu yaparsak biz de o Mekke'den Medine'ye hicret edenler gibi sevap alacağız, ecir alacağız. Ecir alacağız. Herkes faiz alıyor. Faizsiz ticaret olur mu? Olacak. Çünkü faiz kıyamete kadar haram diyor Allah. Ehallallahu'l bey'e ve harramer riba. Allah ticareti helal, faizi haram kıldı. Şu tarihe kadar değil ki. Kıyamete kadar böyle bu. Sen de faizsiz iş yapacaksın. Faizi bırakacaksın. Helal sahaya geleceksin. Sen de o Mekke'den Medine'de hicret edenler gibi muhacir olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicret eden sahabileriyle, muhacirlerle haşrolunacaksın. Şimdi bu şey var, bu şey var gene, hicret var. Evet, bu hicret var. Evet, biz maksat neyse, kadınsa kadına ulaşır, dünyaysa dünyaya ulaşır, kimin niyeti neyse ona kavuşur, Allah rızası ise ona kavuşur. Başka maksatlar yaparsa o dünyada kalır, ahirette eline bir şey geçmez buyuruyor. Her niyetimizi
Allah rızası için yapalım. Yaptığımız işler hep ibadet olsun. Doktor, ben Müslümanlara hizmet için kafasında bu niyet varsa aynı Kur'an hafız olan gibi ecir alır. Kafanda bu niyet varsa, evet, ben zengin oluyorum ama Müslümanlara zekat vereceğim, hacca gideceğim, fakir fukarayı gözeteceğim. Niyeti buysa aynı benim burada hadis ayet okuduğum gibi ecir alır. Niyetlere göre değerlendirilir. Niyet çok önemli. Ondan dolayı sabahleyin evden çıkarken ölümün ne zaman geleceği belli değil. Değil mi? Bilen var mı hiç şu tarihte diye? Tabii evliyaullah bilir. Peygamberimiz biliyordu, söylemiyordu. Cenneti gördü, cehennemi gördü. Söylemiyordu. La ya'lemul gaybe illallah diyor Allah. Bu kanunu çiğnemez peygamber. Ama Allah ona onu verdi, o hastayı verdi. Güzel insanlara da Allah keramet olarak bu özelliği veriyor. Onlar da susarlar, karışmazlar. Bilebilirler. Mümkündür. Mümkündür. Bu tabii herkese nasip olmayan bir şey. Böyle dünya nizamı böyle. İmtihan dünyası bu. Evet. Bu aklımıza, irademize, Kur'an'a, peygamberin uyarılarına göre hareket edeceğiz. Kötülüğü bırakacağız. İyiliğe şey diyeceğiz. Kıyamete kadar sistem bu. Onun için keramet veya mucize ancak fevkalade durumlarda gösterilir. Genel kurala aykırı bir şey çünkü. Evet, bu saati böyle bırakırsanız düşer değil mi? Bu Allah'ın kanunudur, sünnet. Siz ona yer çekim diyorsunuz. Kim koydu bu kanunu ya? Allah'ın kanunudur bu. Siz ona yer çekim diyorsunuz ama insanlar bu Allah'ın düzenine mesela bunu burada dur dese bir evliya durar burada. Evet. Büyük evliyaullah'tan birisi eskisi yollar atla gidiliyor. Yollar şimdiki emniyet yok. Yol yok ki. Dağlardan geçecekler, bir memleket diyecekler. Kurtlar, canavarlar, eşkıya filan. Eyvah demişler, hoca efendi ya yetişemeyeceğiz gideceğimiz yere. Yolda çok tehlikeli. Güneş batıyor baksana. Yok canım demiş, güney batam ya. Güneş batamıyor demiş. Güneş öyle asılı kalmış. Bu Allah'ın kanuna aykırı bir şey. Güneş batar. Ama Allah'ın nazlı kuluğu arkadaş, Allah'ın emrinde değil mi o? Yer, bütün semalar, yerler, her şey Allah'ın emrinde ya. Allah ne emrettiyse onu yaparlar. Evet, doğ diyor doğuyor, bat diyor batıyor. Bir gün gelecek doğma diyecek, doğmayacak. Tersinden doğacak. Kıyamette öyle olmayacak mı? O da nazlı kılı, güneş batamıyor demiş. Hakikaten yiyecekleri varmışlar, güneş orada asılıp duruyor hala. Bunlar istisnai şeyler. Fevkalade bir şey varsa bunlar gösterilir. Aslında tasavvufta da böyle büyük insanların şeyinde de bunlar kadının adet görmesine benzetilir, hayız görmesine. İyi bir şey değil yani. Namaz kılamıyor, değil mi? Camiye giremiyor, Kur'an okuyamıyor. İyi bir şey değil ama fevkalade bir sonuç alınacaksa o zaman gösterilir. Normal bir şey değil yani. Evet, şimdi hemen onu arıyor diyor. Onu arama lan. Allah'ın kanunu var işte. Dürüst ol diyor Allah. Peygamber'e uy diyor. Bunlar işte esas uyuracağımız şeyler bunlar. Ötekiler istisnai şeyler. Ama şimdi herkes gözü istisnai şeylere. Hemen azıcık bir şey oluyor. Bunlara gözünü dikiyor. Evet, yani ameller konusunda niyetimiz çok önemli. Sabahleyin evden çıkarken onu söyleyeceğiz. Azrail gelebilir değil mi? Yolda gelebilir. Dükkanında gelebilir. Bir yere işe gidiyorsunuz. Dükkanınıza gidiyorsunuz. Memuriyete gidiyorsunuz. O gün ölmeyeceğiniz garanti yok. İzâ câe ecelühe lâ yestâhirûne sâ'aten ve lâ yestekdimûn. Ecel geldi mi bir saniye geciktirilmez. Bir saniye öne alınmaz. Yok hocam, ameliyat ettiler, değiştirdiler, yaşadı. Zaten yaşayacaktı lan. Ayete mi inanacaksın, adama mı inanacaksın? Ayet bu. Yani ölmeyecekse zaten bir denk gelir, o yaşar. Ama ölmeyecekse işte apartmandan çocuk düşer, altında çöpçü. Sen mi gönderdin lan oraya onu? Çocuk ölmeyecekti ondan, yani kaderinde ölüm yoktu ondan. Hani böyle bir sebebi bağlar Allah. Evet, biz Kur'an'a göre
bugün ölebilirim her gün yatarken. Sabah çıkmayabilirsin. Demek istiyorum şu niyetle ilgili. Şimdi dükkanıma gideyim. Memuriyeti daireme gideyim. Ticaret için Paris'e gideyim, İstanbul'a gideyim. Elhamdülillah helalinden kazanayım. Çoluk çocuğumun iffetini koruyayım. Muhannedi muhtaç etmeyeyim. Gibi niyetlerle çıkın evden. Bir kimse çoluk çocuğun iffetini korumak için, helaldan kazanarak, onları doyurmak için, giydirmek için, yaşatmak için bu niyetle çalışırken ölürse, Çanakkale'de şehit düşen dedelerimizin sınıfında haşrolunur. Fî sebîlillah'tır bu niyetle çıkarsa. Öyle günahlar vardır ki diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o günahları namaz, oruç sildiremez. Çoluk çocuk için helalinden kazanıp iffetle yaşatmak için terliyorsun, telaşlanıyorsun, uykusuz kalıyorsun ya. Bu gayretler, bu terler sildirir o günahları. O kadar makbul. Helalinden çoluk çocuğunu korumak için böyle gitmek. Bu niyetle çıkarsanız böyledir. Ameller niyetlere hiç aklına bile gelmiyor. Ağzında sigara. Bu sigara içenler kimse duymuyor değil mi konuşmamızı? Şöyle kimsiz yerde Allah için şöyle benzetin yahu. Bu berbat bir şey bu sigara. Haram diyor, herif inanmıyor. Devlet ilan veriyor. Karaciğerle bak böyle olmuştu. Yine inanmıyor. Onu kardeşimiz o bizim yani. Onu bir şeye benzetin yani. Bıraktırmak için ne yapacaksanız yapın yani. Hani böyle bir sanki bir şey kurmak lazım böyle bir. Bunlar bizim kardeşimiz yahu. Nasıl bambul gibi çekiyor böyle. Bunu halletmek lazım. Nasıl halledeceksiniz yani? Kurtarmak lazım. Azrail gelirse çekerken ne olacak arkadaş? Ameller niyetlere göre bir, iki, sona göre değerlendirilir. İnnemel amal bil havatim. Hemen bu yazdı. Yazı. Sigara içerken soluğunu aldım. Azrail Aleyhisselam'ın avanesi takımı. Aldım. Son bu. Ameller sona göre. Yani haram, sigara haram. Zehir lan, zehir içilir mi? Ondan sonra getiriyor koyuyor. Nasıl bir iyi biliriz. İyi biliriz. Tamam biz görmedik ama bu diyor ki yalan diyor. Mazabut tuttum diyor. Sigara içerken aldım canını diyor. Hadi buyurun. Buyurun nasıl kurtulacak? Siz inanan adamlara söylüyorum. Ahirete inanan adamlara söylüyorum. Lütfen şu mereti bırakın. Bıraktırın. Nazınız geçe adamı bıraktırın. Şimdi adam ağzına çıkar gidiyor. Ne helalinden kazanacağım, çoluk çocuğum hanımı. Hiç kafasında öyle bir niyet yok. Niyetsiz olunca ameli değerli değil. Halbuki kapıdan çıkarken benim dediğim niyetler yapsa, Çanakkale şehit olan adam gibi ölürse şehit olur. Allah yolunda öldü diyor çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ameller niyetlere göredir. Bu hayatımızın her safhasında, şimdi mesela ben burada konuşuyorum. Cevat Hoca güzel konuşuyor falan desinler diye konuşuyorsam, elime hiçbir şey geçmez. Hiçbir şey geçmez. Ama bu Müslümanlar bir şey öğreteyim, ben de oradan bir şeyler kazanayım. Allah rızası. Ha, o zaman yazar, bunları yazar. Her şey böyle. Her şey böyle. Allah niyetimizi halis eylesin. Bize yanlış niyetlerle kalbimizi bulandırmasın inşallah. Kalp biliyorsunuz, gelecek zaten de. Kalp adı üzere, evet, inneme sümyel kalbu min takallubihi. Kalbe kalp denmesinin sebebi durmadan değiştiği için. Edip duru değil mi? Hem böyle hiç durmuyor. Durdum zaten gidiyorsunuz. Bir de biraz evvel içinden ne kötü fikirler geçiyor. Hiç önleyebiliyor musunuz? Bir de güzel şeyler de geçiyor. Elinizde değil. Bizim elimizde değil. Böyle durmadan değişiyor. Bir iyi bir kötü. Kalbe bunun için kalp denmiş. Durmadan değişir. Onun için Cenab-ı Hakk'a sığınıp duracaksınız. Peygamberin duası bu. Efendimiz masumdur. Allah onu korumuş. Ta küçüklükten korumuş. Hiç kendi terbiyesinde büyütmüş. Rabbim beni terbiye etti. Ne güzel terbiye etti.
biz seni kaybolduğunu da bulmadık mı? وَدُّهَا وَلَّيْلِ اِذَا سَجَى Değil mi? Orada var. Allah onu korumuş ama şu duayı yapıyor hep. Ya مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ Ey kalpleri bir durmadan bir halden bir hale çeviren Allah. ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكِ Kalbimi iman, İslam üzere sabit kıl. Kaydırma ya Rab. Evet. Diye dua edip duracağız. Allah'a sığınacağız. Şuurlu, bilinçli olarak da evden çıkarken helalinden kazanıp çoluğum çocuğumu mahcup etmeyeceğim. İffetini koruyacağım. Muannete muhtaç etmeyeceğim. Helalinden kazanacağım. Güzel okutacağım. Güzel yetiştireceğim. Niyetlerle çıkacağız. Amelimiz cihat olacak. Allah yolunda cihat sınıfına girecek. Niyetler böyle önemli. Buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerifi İmam Malik bin Enes Muvatta'ında Ahmed ibn Hanbel mezhep sahibi imamlardır. Şeyinde Müslim, Keza, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai İbn-i Mace Hazreti Ömer'den nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerini bizim nail eylesin inşallah. Efendimiz buyuruyor. İnnemel hasedu fisneteyni. Evet. Şimdi kalpten bahsettik. Allah bizi insan yaratmış. Akıl vermiş. Vicdan vermiş. Muhammed Mustafa'yı göndermiş. Kur'an göndermiş. Ama bizde hep bunlar yok. Bunlar güzel şeyler. Diğer hayvanlardan, yaratıklardan bizi ayıran şeyler bunlar. Ama hayvanlarda olan şey de var. Bizde de şehvet var. Bizde de nefsi emmare var. Böyle bizim için halledeceğimiz adam geldi mi hemen onu yok edip onun elindeki alma. Bizde de var o nefis. Hayvan da görmüyor mu? Onun önündeki ot gördü mesela yoncayı. Bir tosluyor kuvvetli. Onu kaktırıyor kendi yiyor. O nefisten bizde de var. Bu nefiste var. Bir nefis olsa bir de şeytan var. O da diyor lan boş be. Vur patlasın çalınmasın. Zevkine bak be. Yaş 50 olduktan sonra bir hacca gidersin. Arafat'ta bir ağlarsın hepsini sildirirsin. O da öyle diyor. Durmadan bunu diyenler de var. Gel lan be iki çekelim şurada hadi be. Düğünlerde filan. İki kafayı çekiverelim filan. İnsanların da var şeytanı. Şeytanın elemanları onlar. O gönderiyor insanlara. Ben şeytanım diyorsa kimse inanmaz da. Asker arkadaş, ticaret arkadaşı, komşu, okul arkadaşı. Hadi lan bir düğünde olur bu iş. Gel lan iki çekelim atalım filan. Şeytan gönderiyor. Bunlar da var. Evet bunlara karşı biz dikkatli olacağız. Allah var. Bak inanıyoruz. Ahiret var, sorgu var. Yok, hayır diyeceğiz. Evet, delikanlı, okuyor, ticar, yakışıklı. Kız diye gel gel. Göz kırpıyor. Televizyonda da göz kırpıyor, görüyorsunuz yani. Allah Allah. Sen diyor, hayır diyorsun, hayır. İnanan bir gençsin. Arşın gölgesinde gölgelenecek. Peygamberin sahabileriyle haşrolunacak. Öyle diyor Peygamberimiz. Böyle durumlarda Allah var, hayır. Nefsine dur. Bu imtihanı kazanana. Evet şimdi ama bizde işte bu nefis var, şu var. Sen çalışmışsın, aynı fakülteyi bitirmişsin. Sürünüp durursun. Öteki Allah başbakan olmuş, bakan olmuş. O Türkiye'nin sayılı tüccarı karnı kurtlanıyor. Haset var bir de değil mi ya? Herkeste var bu. Bunlar var. İyilik öğreten bu saydıklarım akıl, vicdan onlar da var. Kur'an var, Muhammed Mustafa var. Haset tüm iyilikleri yakar, kül eder. Evet. Haset tüm iyilikleri ateşin odunu yakıp kül ettiği kül eder. Peygamber öyle söylüyor. El hasedü ye'kül. Evet. Bütün sevapları yok eder, kül eder. Ama bizde hepimizde var. Orada dur diyeceğiz. Bu duyguya kapılmayacağız. Haset ne demek? Senin ulaştığın mertebe kaybolsun demek. Senin kazandığın para,
mal kaybolsun, bende yok çünkü ondan iyi olsun demek, karnı kurtlanmak demek. Evet, bu haset. Öyle değil. Adam bir güzel Kur'an okuyor. Helal olsun ya, ben de okusaydım. Adam zengin olmuş. Durmadan cami yaptırıyor, hastane yaptırıyor, talebe okutuyor, burs veriyor. Helal olsun. Yani o fakir düşsün demiyor içinden. Buna gıpta denir. Gıpta caizdir. Yani onun elindeki o güzellik kaybolsun değil, o haset. Öyle demiyor. Ben de böyle olabilseydim diye iş geçiriyor. Buna gıpta denir. Gıpta iki şeyde caizdir. Raculun atahullahul Kur'an. Allah Zülcelal Hazretleri adama Kur'an vermiş, ezberlemiş. Kur'an'ın manasını biliyor. Hoca olmuş. Fakame bihi. Evet. Ve o Kur'an'ın hükümlerini uyguluyor. Hoca olmuş, dediğini tutuyor. Zaten biz size söylediklerimizi yapmazsak anamızı ağlatacaklar. Evet. Lime tekulune ma la tef'alun. Hoca, sen herkese ahkam kestin camide. Söylediklerini sen niye yapmadın? Kur'an'da var. Saf suresinde. Lime tekulune ma la tef'alun. Yapmadığını niye söylüyorsun? Niye yaptın? Yapmadan niye söyledin? Ahkam kestin. Sorgu sebebi. Ha, bunlardan hesap vereceğiz. Böyle söylemiş, yapmış. İmkanın ölçüsünde yapmış. Güzel Kur'an hiç kimsenden kıskanmamış. Parayı versene kuruma dememiş. Bir oku be hoca efendi, hemen oturmuş. Döktürmüş, coşturmuş. Allah rızası için. Hocam buyur bir, bize bir şundan bahsediyor. Tamam demiş, bilgi vermiş. Karşılık beklemeden. Aha, bu adama gıpt edilir. Ben de böyle olsaydım, ben de böyle güzel Kur'an'ı Müslümanlara dinletseydim, ben de ayetten, hadisten bahsedeseydim diye buna gıpta edilir diyor. Kena keza ve raculun atahullahu malen, helal mal vermiş. Gidiyorsun, özür dilerim, benim sizi bulmam lazımdı. Ne kadar lazım? Tamam, fazla fazla yardım etmiş. Kusura bakmayın ya, ben sizi bulmam lazımdı. Geldiğiniz için kusurumuza bakmayın. Böyle diyor adam. E böyle adamlar yok değil. Ben adama gittim, ben dedim üniversitede böyle çalışkan, dürüst çocuklara dedim, zekat vereceğim dedim. Ben dedim, 3000 lira ver bana dedim, çıkar dedim 30.000 lira verdi hem. Tık. Allah razı olsun. Böyle adam olmasa zaten yıkılır dünya. İşte böyle, kusura bakma hocam dedi. Sen buraya kadar yorduk dedi, biz senin dedi sormamız lazımdı. Öyle adamlar da var yani elhamdülillah. Ha işte böyle mal vermiş, her yeri elini açmış. Tamam kardeşim, biz yüzüme düşeni yapıyor, yapıyor. Buna gıpta edilir. Ben de böyle zengin olsaydım, ben de böyle her şeyler yaptırsaydım. Şuna bak, gıpta edilmez mi yahu? Gavuru Müslüman ediyor ya bu. Şu cami gavuru Müslüman etti, çok gavuru. O kadar muhteşem bir cami şey ki. Öyle diyor gavur, İngiliz gavuru, profesör. Üniversitedeyken mimarlık konferansı oldu, geldi. Yahu diyor, bakıyorum diyor, bir tane lüzumsuz yer yok diyor. Bir tane lüzum, bir santim lüzumsuz değil, bir santim de eksik değil. Nasıl tutturdun ya bunu diyor. Sen anlamazsın lan dedim, gavur. O Allah'ın adamı, evliya adam yani. Hayran adam yani. Şu camide hayran. Öyle ölçülü biçilik ediyor. Lüzumsuz hiçbir şey yok diyor. Bunu nasıl diyor, hesap ettin bunu diyor. Şimdi sen diyorsun ki bilgisayar var, bilmem milyon var. Bunu yaparken milyon var mıydı lan? Bilgisayar var mıydı? Vardı. Onun kalbi bilgisayardı. Burayı yaparken şuraya şunu izlerken parmaklarının üstüne kalkmış, bir şöyle bakıyormuş, bir şöyle. Arkadan demiş, usta hayrola ne yapıyorsun? Kabe'ye bakıyorum da demiş. Mihrabı düzgün koyayım diye. Bak bakalım ayağa, kalk bakalım göreceğim Kabe'yi. Oğlum gavura onu dedim ben. Sen anlamazsın lan dedim. Öyle bir adam işte. Allah rahmet eylesin. Hani işte böyle. Bu adama gıpta edilir. Belgrad'a gidiyorum, eseri var.
bilmem şeye gidiyorsun eseri var. Kahire gidiyorsun eseri var. Ulan nerede yetişmiş? Biri de öyle söyledi. Aynı anda dedi Kahire'de var, Tahran'da var, Belgrad'da var, İstanbul'da var, Van'da var. O zaman uçak yok, otomobil yok. Nasıl gitti lan buraya diyor. Adım gibi biliyorum diyor. Aynı anda kontrol etmiş onları diyor. Onun özelliğini taşıyor çünkü o mimari yapı. Bu adam İngiliz profesörü, mimar. Yine dedim size anlamazsın ulan onu. Gözünü yumuyor, Kahire'ye gidiyor. Yumuyor, Tahran'a gidiyor. Yumuyor, Belgrad'a gidiyor. Öyle değil mi? Biz buna inanırız arkadaş. Ama şimdi inanmayan hocalar var biliyorsun. Peygamber diyor, nasıl çıkacak diyor minara diyor. Neyle çıkacak diyor. Allah Allah. Kur'an'da çıktı diyor. Peygamber de ben çıktım diyor. Meleklerin bile ilerisini geçtim diyor. O hala inanmıyor. İsa Aleyhisselam göğe çıkar mı diyor. Öldü gitti diyor. Peygamber de ölmedi diyor. İnecek diyor. Ahir zamanda böyle şeyler olacak. Biz bunlara inanırız. Kur'an'a inanırız. Hadise inanırız. Ve Kur'an ve hadisin ışığında bu gibi şeyleri kabul ederiz. Ha şimdi işte Allah mal vermiş, harcıyor. Ben de böyle zengin olsaydım, bir Süleymaniye'de ben yaptırsaydım. Bir devlet yaptıramaz bunu, kolay mı? Şuna bak. Allah razı olsun. Evet, bunları edinmiş, evet, yerine getiriyor hükümlerini. وَرَجُلُنْ اَتَاهُ اللّٰهُ مَالًا اَقَامَ Evet, öyle diyor. اَقَامَ بِهِ Gereğini yaptı. فَوَسَلَ مِنْهُ Akaribehu. Kendisi Van'dan gelmiş İstanbul'a biliyorum. Hem almış gelmiş. Şimdi fabrikası var. Şimdi akrabası Van'da köyde. Zavallı dişin kovunu şey diyor. Onu hatırlayacak. Amcaoğlu, biraderim, komşum. Gelin bakalım. Gel size iş vereyim burada. İstersen orada bakkal dükkanına al şunu. Öder yatarsın, yardım edecek. Aç kalan anasına, akrabasına, akaribahu, akrabasına ulaşacak. Nasılsın, iyi misin anacığım? Yo lan, para ver, para. Bir, bu da güzel de, hani hatırını sormak da, anan dişini, kovunu soruyor, yazık giyeceği şey yok şu soğukta. Bu hal hatır sormak yetmez arkadaş. Güzelce onu güzel mantı alacaksın, entari alacaksın, güzel soba alacaksın. Kaloriferli ev yapıvereceksin. Zenginsin sen. Aha böyle malını akrabasına sıla-i rahimde kullanıyor. Akaribehu ve rahimehu yardım ediyor. Buna gıpta edilir. Bazıları da var. Meyhane kapatıyor değil mi? Öyleri de var yani. bu kazandığını böyle eşine, dostuna, akrabasına işte buna gıpta edilir. Ve amile bita'atillah. Allah'ın rızasını kazandıracak işlerde malını kullanıyor. Buna gıpta edilir. Buna gıpta edilir. Böyle ben de olayım. Bu caizdir. Menduptur. Teşvik edilmiştir. Evet ama onun elindeki mal kayboluversin. Onun makamından yuvarlanıversin. Oh ben yetişemedim. O ben geçti. Bu haset. Bütün iyilikleri mahveder, yok eder. Herkes malı sever. Allah öyle yaratmış. Ben malı sevmem. Yalan söylüyorsun. Allah böyle yaratmış. Böyle yaratmış ki işte bak Kur'an, işte peygamber mal sevgisi de böyle doğru diyeceksin. Kur'an böyle söylüyor. Allah böyle söylüyor. İmtihanı kazanacaksın. Rütbe kazanacaksın. İnsanlık burada. Melekleri sollayacaksın. Meleklerin böyle bir imtihanları yok. Aynı şeyi söylüyorlar, günah yapmıyorlar, aynı seviyede kalıyorlar. Ama insanlar bu imtihana tabi tutuldukları için imtihanı kazanırlarsa melekleri solluyorlar. Onlardan öne geçiyorlar. İnsan da böyle olmalı. Bunlar için mal istemeli, iyilik yapayım diye. Bu malı verip de böyle iyilik yapanı da gıpta etmeli. Ne güzel, ben de böyle olayım diye gayret etmeli diyor güzel peygamberimiz. Tabarani Abdullah İbni Amr İbni El-As Hazretlerinden nakletmişler. La hasede illa fisneyni raculun atahullahu'l-Kur'an ve huve yakum bihi ana el-leyli
ve etrafen nihar. Gece gündüz Kur'an'ı güzel öğrenmiş hafız. Gece gündüz Kur'an okuyor, Müslümanlara Kur'an ziyafeti çekiyor. Kur'an hafız olmuş, okulen diyorum, yüzünden okuyamıyor. Çok veballi. Ve men ya'şu en zikrir rahmani nukayyiz lehu şeytan fevelehu karin. Kur'an öğrenip de Kur'an'dan yüz çeviren ve men a'rıza an zikri fe innelhu ma'işeten danke. Kur'an'ı öğrenmiş, Kur'an'ı bırakmış, hafızlığı unutmuş, vız vız vız. Hiçbir şey yok. Bu mübarek öyle bir şeref, öyle muazzam bir şeref tacı, Kur'an hafızlık, Kur'an. Ama nazlı, üstüne gitmedin mi sonra okuyamazsın. O kadar nazlı hemen kaybolur. Kıymetlidir. Ama gece gündüz diyor bak, gece gündüz, ene elleyli ve etrafen nehar. Gece gündüz, gündüzün çeşitli zamanlarında durmadan Kur'an okumuş, okutmuş, unutmamış, buna gıpta edilir. Gene hoca olmuş, gece gündüz milletin irşadı için çalışıyor, kendi söylediğini uyguluyor ve de millete öğretiyor. Buna da gıpta edilir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, gece gündüz malını da Allah yolunda harcıyor, buna gıpta edilir. Evet, bu caiz, böyle teşvik olur, iyi olur diyor güzel Peygamberimiz. Evet, bir hadis daha okumayacağım müsaadenizle. İnneme summiyel kalbu min takallubihi. Zaten demin okumuştum. Kalbe kalp denmesinin sebebi durmadan değiştiği içindir. Evet, kalp her şeyin merkezi, özü. O güzelse dışı da güzel. Bütün azalar kalbe bağlı. Reis kalp. Kalp bozuksa, kıskançsa, kibirliyse, kinse kalpte, azalar göz, kulak hep aynı şeyi ifade ederler. Demin de buna benzer bir hadis okuduk. Durmadan değişir. Böyle şeyler geldi mi? La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Estağfurullahil azim ve etûbü ileyh diyeceksiniz. O kötü fikirden uzaklaşacaksınız. Peygamberimize salavat getireceksiniz. Hacca gittiğiniz zaman inşallah gidersiniz. Hacılar birbirine kapışacak. Arap ne diyor? Salli ala Muhammed diyor. Peygamber'e salavat getir. Yoksa ana avra sövecekler. Şeytan orada da var. Peygamber salavat getir ki diyor. Öfke gitsin, şeytan defolsun gitsin. Hepimizde var bu eksiklikler. İşte ya la havle çekeceksin. Küfretmemek için. Ya avuz çekeceksin. Ya besmele çekeceksin. Ya salavat geçeceksin. Kalbinde bu kötü fikirler gelince bir defa estağfurullah dediğin gibi değil. Estağfurullah, estağfurullah. Yüz defa, bin defa çekeceksin. Gidene kadar. Kalp durmadan değişen bir yapıdadır. Kalbinde kötülükler atacaksın. İnneme meselü kalbi meselü rişetin bil fele. Ya havada kuş tüyü var. İstikrarlı mı gider yoksa bir öyle bir öyle bir öyle gider. İnsan kalbi de böyledir diyor. Onun için güzel Peygamberimiz taallakat fi asli şeceretin tukallibuha rihu zahral batni. Tersini çevirir, oraya çevirir bu rüzgar onu. Aynen insan kalbi de böyledir. Onun için yatarken Bismillahirrahmanirrahim yatacaksın sana. Kalkarken Bismillahirrahmanirrahim. Şeytanı yatağına sokmamak için arkadaş. Ya ailenle ilişkiye girsen bile besmele çekmezsen şeytan da orada araya giriyor da. Yok hocam kimse yoktu. Var lan. Peygamber yalan mı söyleyecek? Beşerikum fil envali vel evlat. Ayet bu. Bana sığınmayanların zürriyetine de ortak ol, yediğine de ortak ol, içtiğine de ortak ol diye izin vermiş şeytana. Onun için besmelesiz yatağa girersen senin çocukta şeytan suyu var arkadaş. O da karıştı. Yediğin yemekte besmele çekmediysen o da yedi. Onun şeyi var. İçtiğin su da var. Ne yani? Evet. Hadi namaza gidelim dedim mi? Ben hastayım. Halbuki hiçbir şeysi yok. Camiye götürün dedim mi? Asılmaya gider gibi. Neden? Yediği besmelesiz.
camiye gidemez. Zorla camiye dursa ah falan esner. Karnında çünkü besmelesi yemek var. Besmeleli helal lokmazsa tüyleri diken diken olur. Kur'an okuduğu zaman ve izâ tuliyet aleyhim âyâtü zâdetü imanları artar. Ve ciret kulûbühüm böyle korkusundan diken diken olur. Ama olmuyor hocam. Ama yedin besmelesiz ya haram olmaz, tadı olmaz. Tat bulamazsın. Her zaman Allah'a sığınacağız. Ya mukallibel kulûb. Ey kalpleri bir halden bir hale çeviren Allah. Sebbit kalbi ala dinik. Beni Kur'an, iman, İslam üzere kalbimi sabit kıl, kaydırma. Hiç durmadan bunu söyle. Peygamber söylüyormuş. Bize örnek olsun diye. Yoksa işte böyle iner çıkar sağa sola. O zaten huzur almaz. Kavga edecek adam ara durur ondan sonra. Karısınla kavga eder. Kardeşinle kavga eder. Arkadaşınla kavga eder. İçinde fırtınalar karışık iş çünkü. Böyle durumlarda Allah'a sığınacaksınız. Ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik diyeceksiniz. İki sahabi insanlar, bak gene diyorum, onları kötü görmeyeceksiniz. Bunlar olacak ki hükmü anlayacağız. Deneme tahtası onlar. Bir meseleden dolayı horozlanmışlar ikisi de. Yok seninki dedim, yok seninki. Biraz da ileri gitmişler. Adam öldürüyor değil mi? Tartışmayla başladı, sonra da öldürdü diyor. Gazeteyi okuyorsunuz. Onlar da insan. Böyle şey olmuş. Böyle öfkelerinden karşıdan atışmaya başlamışlar, yan yana gelmişler, burunlar birbirine değiyor. Yüzleri de kızarmış, yani iş alevleniyor. Yani yakınında da peygamberin olduğunun farkında değiller. Öfke geldiği için akıl gittiğinden peygamber duyar falan da değil. Onun aklına gelmemiş, birbirine atışıyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onlar kıpkırız olmuş. Neyse biraz sonra yumrukla konuşacak. Ben bir şey biliyorum demiş. Onu söyleseler bunlar bundan vazgeçer. Ne demişler? Ya Resulallah, e'ûzu billâhi mineşşeytanirracîm. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Deyveseler demiş, bu kalmaz. Kulaklar duymuş, ikisi de e'ûzu billâhi mineşşeytanirracîm deyince niye kavga ediyoruz lan biz? Allah Allah. Bunca söyledik arkadaşız. Öfke gelince kafa çalışmıyor. Şeytan alet ediyor. Evet, böyle durumlarda kalbimizdeki o öfkeyi, kini, hasedi e'ûzu billâhi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah. Şimdi bunları söyledik ya biz. Biz size söylemiyoruz. Üniversitede arkeoloji profesörü arkadaş beni dinlemiş. Bu hadisi okumuşum o zaman. Bir gün geldim, kapısının önünden geçiyorum. Derste o varmış. Bilmiyorum. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Nasıl bağırıyor ama kürsüden. Senece profesörler odasına oturduk. Hayrola dedim. Ne oldu? Ya dedi bu şeyler dedi beni de çıldırma döndürdü. Hocayı şey etmek için, dersi kaynatmak için. Şeytanı düşünüyor talebe. Hocayı atlatacak. Onda kızmış hoca. Hay sizin Allah belanızı versin. Yo Müslümana bu yakışmaz. Bunu dinledi ya. La ilahe illallah. La hem kızıyor öfkesini deşarj ediyor. La ilahe illallah bağırıyor. Şeytanı kovacak yani. Sövmeden, beddua etmeden işi yatıştırmış. Senden duydum hocam dedi. Ağzımdan kötülük çıkacağına dedi. Bir la ilahe illallah diyor. La ilahe illallah. Siz de böyle öfkelendiğiniz zaman kalbinize bir haset, kin filan geldi mi? La ilahe illallah. La havle ve la kuvvete illa billah. Allahümme salli ala Muhammed. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dilinizi bunlara alıştırın. Göreceksiniz biraz devam edince defolup gideceği o. Şunu sana öyle söyledim. Biraz sonra karını dövdürecek. Boşattıracak. Ya hocam ben karıyı kaçırdım. Ama kızdırdı beni. 9 talakla boşadım. Beni kurtar hocam. Gidilen müftüye ben anlamam her şeyden. Şuna bak. Kaçırdığı karısını kızmış boşattırıyor. Hem 9 talakla. Bunu şeytan yaptırıyor tabii. Böyle durumlarda
kurtulmak için la havle ve la kuvvete. Bir defa yetmedi. La havle ve la kuvvete billah. La ilahe illallah. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bunları söyleyin. Ağzınızdan kötülük çıkmasın. Bir süre sonra defolup gidiyor. Niye bağırıyorum ben ya? Niye bunu öfkelendim ki? Diyeceksiniz. Kafa çalışacak çünkü. Allah bizi bu zor durumlarda hıfz-ı himaye ettiklerinden eylesin. Bunun da kolu bu işte. Allah'a sığınmak. Ya mukallibel kulub sebbit kulubana ala taatike ala dinike. Evet diye dua edeceğiz. Evuz besmele çekeceğiz. Bu hadis-i şerifi de İbn-i Mace, Tabarana Behyaki, Ebu Musel Eş'ari hazretlerinden nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine bizleri nail eylesin inşallah.